Öykü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu iki rengimle sizler için harika bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar modelimiz tek renk olacak ama her iki renkle de duruşunu göstereceğim sizlere. Ve şöyle bir tığ kullanacağım. Sarıdan vazgeçtim. Bunu kullanacağım arkadaşlar. 3,5 milimetrelik bir tığ. İpime göre kalın bir tığ kullanmam gerekiyor. Bu modelde püf nokta bu ve iplerim de arkadaşlar bunlar. Umarım hoşunuza gider modelimiz. Fıstıklı, çok güzel kabartmalı bir model. Hazırsanız başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. Kaç tane zincir çekeceğim diye sorarsanız bir sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde uzunca bir zincirinizi çekin. Yelek battaniyeni örecekseniz ölçün. Gevşek gevşek. İlk zinciri oluşturun. Birazcık da fazla çekin ki fazla gelen yeri birinci sıra sonunda zaten keseriz arkadaşlar. Şöyle bir miktar çektim. Zincirimi oluşturduktan sonra üzerine bir kez başını doluyorum. İpimi aldıktan sonra tığımda zincirimde 1, 2, 3, 4'üncünün içerisine girip buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum. 1, 2. Bir kez doladım. Tekrardan bu battığım yerin içerisine giriyorum. Ve buraya da bu şekilde bir trabzan yapıyorum. İki tane zincir çektim. Yine 1, 2, 3. zincire giriyorum. Ve buraya sabitliyorum. 1, 2 zincir çektim. Zincir çektikten sonra başını bir kez dolayıp 3. zincirden giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir kez doladım. Aynı zincirin içine girip tekrardan ikili trabzan yaptım. V yaptık arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekip zincirimde 1 2 3. Bakın 1 2 3 3.'ünün içinden girdim. Kapattım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 1, 2, 3. zincirden girdim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Bir kez doladım. Girdim aynı yere. Tekrardan V yaptım. Şöyle bir baktığımızda bakın şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. 1, 2, 3. 3. zincirden girip kapatıyorum. Bunu böyle sıra sonuna kadar yapalım. Hemen geliyorum. Şimdi bakın şu kadarcık bir yerim kaldı. Burayı keseceğim sonra buradan döneceğim. İlk sıramız böyle bitecek arkadaşlar. V'ler yaparak bitiriyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4. Arka tarafına döndüm. 4 zincir çektim. Arka yüzüne döndüm. Burada başını bir kez doluyorum. Buradaki ilk trabzanın, V'nin sağdaki ilk trabzanın arkasından giriyorum. Ve burayı uzatıyorum. Bakın şöyle çektirdim, uzattım. 1, tekrar başını doladım. 2, başını doladım. Tekrar girdim. 3, başını doladım. Tekrar girdim. 4. Tam 4 kez burada iplik aldım tığıma. Ve 2 seferde çıktım. Sıkıştırdım. Şimdi bir kez başını doluyorum. Şu arkada kalan, bakın şurada kalan zincirimin içine bir kez dolayıp trabzan yapıyorum. 2, 2. Tekrar doladım. Buraya girdim. Trabzan. Tam 6 kez bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. 6 tane buraya trabzan yapıyorum. 2, 4, 5. Bu da 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şu kısımda tekrar başını doluyorum. Bunun da şöyle arkasından giriyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın. 4 kez aldım başını. Hepsini tek seferde değil, 2 seferde çıktım, kapattım. Bu şekilde. Şimdi bir kez doladım. Bakın burayı atlıyorum. Buradaki V'nin içinden şu arka tarafından şöyle giriyorum. 1 girdim yine 2 tekrar girdim 3
Tekrar girdim 4. 4 kez aldım. 2 seferde çıktım. Şu arkada kalan zincirden yine 6 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu kadar model 2 sırada kendini tekrarlıyor. Şimdi tekrardan bir üst sırada alt sıranın tekrarını yapacağız. Başka da hiçbir şeysi yok arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5, 6. Şimdi bakın şuradaki kalan şu trabzana da başını dolayıp 1, şöyle ip aldım. 2, ip aldım. 3, doladım ve 4. 4 kez yaptım. 2 seferde çıkıyorum burayı. Çıktım. Şimdi bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Sağında sonunda fıstıklar olacak. Şimdi yine bir kez doladım. Sıradaki bu V'nin içindeki ilk trabzanın arkasından girdim. 1, şöyle 2, şöyle 3. Bakın her seferinde doluyorum. 4. 4 kez yaptım. 2 2 alarak çıkıyorum. Bir kez doladım. Arkada kalan bu zincirde 6 tane trabzan yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4 tane. Bu da 5. Bu da 6 arkadaşlar. Tam 6 tanesini yaptım. Şimdi başını bir kez doladım. Bakın diğer kanadın altından giriyorum. Şöyle uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya da böyle fıstığımı yapıyorum. 2 seferde. Şimdi kenarı göstereceğim. Şu kenara gelene kadar söyleyemedim. Böyle yaptım. Burada bir kez doladım. Bakın sağ kanadını yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle girdim. 4. 4 kez yaptım. 2 seferde çıkıyorum burayı. Bir kez dolayıp şu arkaya da 6 tane trabzan. Hep aynı işlem sıra boyunca. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2, 3 tane oldu. 4, 5, 6. 6 tane yaptım. Şimdi kenardaki son bir tane yapacağım. Bir kez doladım. Bakın şu kenarda, şurada bir tane daha var. Onun da içinden giriyorum. 1, doladım. 2, doladım. 3, doladım. Ve 4. Dördünü birlikte 2 seferde çıktım. Bu şekilde. Şimdi bir kez doluyorum. Bakın şuradan şöyle girip buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Arka yüzüne döndüm. Bakın ilk sıramız ve şöyle göstereyim. Şuralarda böyle pofuduk pofuduk fıstıklar oldu. Arka tarafına döndüğümüzde bakın böyle. Şimdi burada bir kez doladım. Şu ilk araya batıyorum. 2 2 çekiyorum. Burada şöyle bir V yaptım. Görüyorsunuz. Şimdi 1 2 zincir. Sayıyorum 1 2 3. 1 2 3. Tam ortasında şöyle girdim. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde battım. Şimdi 2 zincir bir kez doladım. Bakın şuradaki boşluktan girdim. 2 2 çektim. 1 pardon 2 zincir araya. 2 tane zincirimi çektim. Bir kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 çıktım. 2 zincir. 1, 2, 3. Tam o 3'ün ortasından giriyorum. Kapatıyorum. Böyle sıra sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın şu 2 tane motif arasındaki o boşluktan girdim. 2, 2 çektim. 1, 2 zincir. Tekrardan aynısını yapıyorum. Yine 2 zincirle bu ortaya, tam ortaya sabitliyorum. 3 sağda, 3 solda. Şimdi bunları yaptıktan sonra ben hemen geleceğim. Şimdi arkadaşlar kenara geldim. Kenarda da yine 2 tane zincir çekiyorum.
Bir kez doluyorum. Bakın şuradaki boşluk vardı ya. Oradan girdim. 2, 2 çektim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Aynı boşluğa tekrar girip buraya bir tane V yapıyorum. Burayı göstereyim size. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ön yüzüne geldim. Burada arkadaşlar başını bir kez doluyorum. Buradaki boşluktan girip buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Baştaki zincirle beraber 4 tane oldu. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi bir kez doladım. Şuradaki tek kalan trabzanın arkasından bir tane puf yapacağız. Yani fıstık. Bir kez doladım. Yine doladım. 4 kez bu işlemi yapıyoruz. Bakın. Ve 2 seferde çıkıp kapatıyoruz. Şimdi yaptıktan sonra direkt başını bir kez doluyorum. Buradaki V'ye geliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bakın böyle. Bunun arka tarafından girdim. 1, 2, 3, doluyorum her seferinde 4. 4 kez aldım başını. Şimdi tam burada hepsini 2 seferde çekiyorum. Ve buraya yine 6 tane trabzan. Burası arkadaşlar bir alt kısmın tekrarı. Aynısı başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra bir üst sıraya geçeceksiniz. 2, 4, 5. Bir sıra taban kuruyoruz. Bir sıra modeli kuruyoruz. 6 tane oldu görüyorsunuz. Şimdi bir kez doladım. Şuradaki tek kalan trabzanın arkasından gelip buraya da bir puf yapıyoruz. Yani fıstık. Ha fıstık, ha puf arkadaşlar. Bu şekilde 4 kez bu işlemi yapıyorum. 2 seferde çıktım. Kapattım. Bakın. Yine bir sonraki aşamada bakın başını bir kez aldım. Şuradaki tek kalan trabzanımın arkasından girip buna 1, 2, 3, 4, 4 kez alıyorum. 2 seferde çıkıyorum. Bundan sonrası hep aynı devam ediyor. Buraya yine 6 tane trabzan. Şimdi ben bunları kamera arkasında sıra sonuna kadar yapayım arkadaşlar. Çünkü aynı işlemleri sıra boyunca yapacaksınız. Hemen geliyorum. 2, 4, 5, bunu da yapayım. 6. Bakın 6 tane yaptım görüyorsunuz. Şimdi bir kez dolayıp şuradaki tek kalan trabzanın arkasından buraya ilmek biriktireceğim. Bu işlemi 4 kez yapacağım. Evet böyle. Şimdi buraları hep böyle yapıyoruz. Ben hemen geliyorum. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine bir kez doluyorum. Yarım bir tane puf yapacağız buraya. Burada tek kalan trabzan var. Arkasından girdim 1. Arkasından girdim 2. Yine aynı işlemi yapıyorum. 3. Bir kez doluyorum 4. Buraya yaptım. 2 seferde çıktım. Şimdi şuradaki boşluğa arkadaşlar 4 tane trabzan yapacağım. Başlangıçta hatırlıyorsunuzdur. Yarım bir şey yapmıştık. Trabzan yani yelpazenin yarısını yapmıştık. Şöyle 2, 2. Bir kez doladım. 2. Şöyle yakınlaştırayım. 2. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4. Sayabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 zincirle arka yüze döndüm. Burada, pardon, 5 zincirle arka yüze döndüm. Bir tane daha çekiyorum. Şimdi burada bir kez doladım. Bakın şuradaki boşluktan girdim. 2, 2 çektim. Arasına 2 zincir, bir kez doladım. Aynı boşluktan girdim. 2, 2 çektim. 2 zincir. 1, 2, 3 tam ortadan girdim. Bunu buraya bağladım. Tabii şöyle bağladım. 2 zincir. Tekrardan bakın şu boşluktan giriyorum. Bir kez doladım, girdim. 2, 2 çektim. 2 zincir. Aynı boşluğa girdim. Bir tane V yaptım. V harfi yaptım. Bakın şöyle göstereyim.
Şimdi bunu sıra sonuna kadar arkadaşlar yapacağım. Hemen geliyorum. Sıra sonuna kadar yaptım. Sıra sonunda yine bir tane daha V yapmıştım. İki zincirimi çektim. Hemen şu köşeye bir sık iğnesiyle batıp kapattım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle, evet, 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Öne geldim. Model artık kendini tekrarlamaya başladı. Bundan sonra ilk sıranın aynısını yapacağız. Yani başını bir kez doluyorum. Bakın şuradaki V'nin altından girdim. Bakın şöyle tutayım. Şurasının aynısı. Buralar aynı. Yine burada 1, 2, doluyorum. 3, doluyorum. 4, iki seferde çıktım. Yine bakın şu arkada 2, 2 çekiyorum. 2, 2 çekiyorum. 2, 2 çekiyorum. Böyle 6 tane trabzan yapıyorum. 6. Ve yine şuradaki tek kalan trabzana da bir tane daha puf yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İki seferde çıktım. Ve sırada bakın şöyle tuttuğum zaman şuradaki arkadaşlar şuradaki V'nin şuranın altından girip buraya böyle yine aynısını yapıyorum. İki seferde çıktım. Böyle. Model kendini böyle tekrarlıyor. Ben şimdi size bunun... Evet arkadaşlar, modelimin tamamlanmış hali bakın bu şekilde. Gerçekten 3 boyutlu duran fıstıklı bir model oldu. Bakın şöyle aşağıdan görüntüsüne de bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen şöyle düzleştiriyorum. Bir de şöyle bakın. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Çok da havalı, gösterişli olur. Yapımı da kolay ama herkes sorar yani. Bunu nasıl yaptın diye sorarlar. Çok şık olur arkadaşlar. Kazak yapımlarında, yelek yapımlarında kullanabilirsiniz. Yine çanta yapımlarında uygun iplerle modelimizi değerlendirebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmak için şu kısımda abone ol butonuna basıp bildirim zilini aktif hale getirirseniz bütün videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ayrıca da bu videomu beğenirseniz çok çok memnun olurum. Modelimi yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle takipte kalın. Hoşça kalın.